Kaç yaş daha büyük abilerin o dönem liselerde, ortaokul, son sınıflarda hepsi neye gitmiş çocuklar? Savaşa gitmişler. Vatanı kurtarmak için gitmişler. Biz bize dokunmayanla savaşmıyoruz arkadaşlar. Biz sadece vatan savunması için savaşa gidiyoruz. Ya da mazluma yardım etmek için gidiyoruz. O yüzden tebrik ederim. Yani Çanakkale Marşı çocukları hatırlatmak, Çanakkale duygularını yaşatmak, oradaki birlik beraberliği, o Çanakkale'nin ruh gücünü yaşatabilmek kıymetli bir şey. Teşekkür ederim. Hepinize iyi günler. Sağ olun. Ben geldim hocam. Tengil Şenk Boyabak İlçap Kütüphanesi, bizim kütüphanemizin adı. Yusuf Tengil Şenk adını daha önce duyan var mı? Yok. Evet çocuklar, Yusuf Tengil Şenk kütüphanemize adını veren kişi Boyabak'ın yetiştirmiş olduğu, sizler gibi Boyabak'ta yetişecek olan, sizin yetişmiş olan Yusuf Tengil Şenk Boyabak'ın Boyabat'ı yetiştirdiği değerli bir insan. Bu işin Kurtuluş Savaşı'nda, Kurtuluş Savaşı'nı biliyorsunuz değil mi çocuklar? Kurtuluş Savaşı'nda Atatürk'ün en yakın arkadaşı, en yakın arkadaşlarından birisi ve devletimizin kuruluşunda, devletimize çok büyük hizmetleri geçmiş bir kişi. Bu kişi hakkında bilgilendirmenizi tavsiye ederim çocuklar. Boyabat'ın yetiştirdiği ve çoğu yerde ülkemizde ve hatta Boyabat'ta dahi tanınmayan değerli bir insan olur. Tamam mı çocuklar? Anlaşıldı değil mi çocuklar? Anlaşıldı. Evet. Tamam çocuklar, tamam mı? Hakkında bilgi edinelim muhakkak. Kütüphanemizde üye olma şartlarını biliyorsunuz değil mi? Bilen var mı kütüphanemizde üye olma şartlarını bilen var mı?
kütüphanemizle ilgili merak ettiklerimiz, mesela ben kütüphane nedir bilmiyorum ya da kütüphane ne işe yarar bilmiyorum. Şimdi merak ettiğim bir şey var mı? Kanayı oyna, çok böyle çıkıyordu ya. Kalkasın. Çıkarsana. Çalışıyorum. Sadece üniversiteyi dışarıda okudum. Yarın öbür gün siz de böyle okuduğunuzda işte Milli Eğitim Müdürlüğü, müftülük, imamlık, öğretmenlik, kaymakamlık gibi çeşitli makamlara geleceksiniz. Burada hocalarımızın size verdiği hizmeti büyüdüğünüzde siz çocuklara vereceksiniz. Siz de okuyup buralara geldiğinizde böyle güzel şeyler anlatacaksınız hocalarımız gibi. Az önce hocamız mesela ne güzel Çanakkale türküsünü söyletti size. Çanakkale türküsünü ben dışarıda gelirken duydum. Biraz da duygulandım. Çünkü Çanakkale türküsü, Çanakkale'de biz 250 bin şehit verdik. Hepiniz biliyorsunuz. Oradaki şehitlerimizi hatırladım. Çünkü bu üzerinde yaşadığımız vatanı, toprağı bedava almadık çocuklar. Değil mi? Kanla aldık. Hani bundan sonra biri bizden almak isterse de kanla veririz bu toprakları. O yüzden üzerinde yaşadığımız toprakların kıymetini bileceğiz. Bu kıymeti bilirken ne yapmamız gerekiyor? Nasıl bileceğiz bu toprakların kıymetini? Hayır. Vatana millete ayırmadan. İşimizi en iyi şekilde yapacağız. Öğretmensek öğretmenliğimizi en iyi şekilde yapacağız. İşte hocaysak, imamsak hocalığımızı en iyi şekilde yapacağız. Memursak memurluğumuzu en iyi şekilde yapacağız. Oto tamircisiysek tamirciliğimizi en iyi şekilde yapacağız. Herkes görevini en iyi şekilde yaparsa ülkemizin başına herhangi bir sıkıntı gelmez. Herkes bulunduğu işte, bulunduğu meslekte en güzelini yaparsa ne olur? Ülkemiz daha da kalkınır, daha da gelişir. Öyle değil mi çocuklar? Evet. Peki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ne iş yapıyor biliyor musunuz? Hepiniz okula gidiyorsunuz değil mi? Evet. Okullarınıza yeni yeni öğretmenler geliyor, her yıl yeni yeni hizmetliler geliyor ya da zaman zaman işte boya, badana, bakım onları yapılıyor okullarınızda. Bunları İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yapıyor çocuklar. Sizin okulun ihtiyaçlarını karşılayan kurum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. Öğretmen ihtiyacınızı, temizlikçi ihtiyacınızı ya da okuldaki tamirat, bakım onarım ihtiyacını karşılayan kurum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. Sizin okullarınızda bu şekilde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet ediyor. Peki aranızda öğretmen olmak isteyen var mı? Evet çocuklar, öğretmenlik ve imamlık, hocalık kutsal bir meslektir. Çünkü sürekli bir şeyler anlatırsınız, bir şeyler öğretirsiniz. Hani Hazreti Ali de diyor ya, bana birkaç öğreten bir kolej oldu. Şimdi buradaki hocalarımız size Kur'an-ı Kerim harflerini öğretiyor. Okuldaki öğretmenleriniz size normal harfleri öğretiyor. Dolayısıyla okumaya başlıyorsunuz. O yüzden öğretmenlik kutsal bir meslek. Öğretmenlikte insan yetiştirirsiniz arkadaşlar.
İşte atıyorum çiftçiyseniz ürün yetiştirirsiniz ya da işte bir fabrikatörseniz tuğla fabrikanız var diyelim mesela tuğla üretirsiniz. Ama hocalıkta, imamlıkta ve öğretmenlikte insan yetiştirirsiniz. Ve bizim şu anda mesela en çok ihtiyacımız olan şey iyi insanlar yetiştirmek, iyi bireyler yetiştirmek. Şu an siz niye bu camidesiniz? Dinimizi öğrenmek için. Başka? İlim öğrenmek için. İlim öğrenmek için. Kur'an. Evet. Çocuklar bizim dinimiz evrensel bir dindir. 1400 yıl önce geldi ama 2022'deyiz. Hala dinimizin kuralları geçerli ve her türlü ihtiyacımızı karşılıyor. 5000 yılda geçse aradan bizim dinimiz hala evrensel bir din olacak. İnsanların bütün ihtiyacını karşılayacak. Bizim dinimizde güzel ahlak var değil mi? Mesela bazen okullarda değerler eğitimi diye bir şeyler yapıyoruz. Duydunuz mu? Duyduk. Çünkü değerler eğitimine biz niye başladık arkadaşlar? İşte belli bir süre dinimizden uzaklaştığımız için aslında bizim dinimiz için mesela değerler eğitiminde ne var? Hoşgörü var, saygı var, yardımlaşma var değil mi? Değerler eğitiminde bunları öğreniyorsunuz. Halbuki bunların hepsi bizim dinimizde var. Biz bir ara dinimizden uzaklaştık. Uzaklaştığımız için de böyle değerler eğitimi diye bir şey icat etmek zorunda kaldık. Dinimizde veremediklerimizi değerler eğitimi adı altında vermeye çalıştık size. Eğer siz dinimizi güzel öğrenip burada camide yaz Kur'an kurslarında Kur'an-ı Kerim'i düzgünce öğrenip mealini okuyup hayatınıza uygularsanız biz okullarda değerler eğitimi diye bir ders vermek zorunda kalmayız. Çünkü bizim dinimizin içinde zaten hepsi var. Saygı, sevgi, hoşgörü, yardımlaşma, büyüklere saygı, küçüklere yardım değil mi? Ya da işte yaşlılara bakma, anneye babaya saygı. Biz değerler eğitimi adı altında size hep bunları öğrettik okullarda ama bunların hepsi zaten yok mu bizim dinimizde? Var. Mesela hayvan sevgisi. İşte hani peygamberimize şeyden anlatırlar ya. Kuşu ölmüş, onun cenaze törenine katılmış değil mi? Burada peygamberimiz ne göstermiş bize? Hem çocuklara olan sevgisini hem de hayvanlara olan sevgisini. Yani bizim dinimiz aslında evrensel olduğu için insanların ihtiyacı olan maddi manevi her şeyi karşılıyor. Biz dinimizi güzel öğrenip hayatımıza uygularsak, dinimizi yaşarsak devlet eğitimi yapmayız sizde bu okulda. Buna da ihtiyacımız kalmaz. Şu anda mesela 2022 yılındayız. İnsanların en çok ihtiyacı olan şey iyi bir insan yetiştirmek, iyi bir insan olmak, ahlaklı bir insan olmak. Aldığımız diplomaların aslında çok fazla bir önemi yok. İşte 3-4 yıl önce haberlerde belki siz de duymuşsunuzdur. Bir tane hukuk fakültesi öğrencisi sınavdan zayıf verdiği için öğretmenini öldürmüştü. Normalde hukuk fakültesinde mezun olan öğrenci ne iş yapar? Hakim olur, savcı olur, avukat olur. Hakim, savcı, avukat ne yapar çocuklar? Adalet dağıtır değil mi? Suçluları hapse atar, adaleti sağlar, toplumun düzenini sağlar. Peki, adalet dağıtacak kişi ya da suçluları yakalayacak kişi suç işledi, öğretmenini öldürdü. Demek ki orada aldığımız hukuk fakültesi diplomasının ya da hukuk eğitiminin çok fazla bir ehemmiyeti yok. Ama nasıl ehemmiyeti yok? Güzel insan olma, ahlaklı insan olma eğitimi de verilseydi, onun yanında dinimizdeki bu değerler eğitimini de almış olsaydı o çocuk öğretmenini öldürmezdi, suç işlemezdi. Yani düşünün en son suç işlemesi gereken kişi kimdir? Hakim savcıdır. Çünkü onların işi suçluları yakalamak, adalet dağıtmak değil mi? Adalet dağıtıcısı bu şekilde yaparsa diğerleri ne yapmaz? O yüzden dinimizin önemi burada ortaya çıkıyor çocuklar. Tıp fakültesi de okuyup doktor olsak, hukuk okuyup hakim savcı da olsak, kamu okuyup kaymakam vali de olsak bizim bu dinimizin içindeki değerler eğitimini almadan iyi bir insan olma şansımız çok az. Belki de hiç yok. O yüzden burada dinimizi güzelce öğreneceğiz hocalarımızdan ve hayatımıza uygulayıp iyi bir insan olacağız. Ahlaklı bir insan olacağız. Ülkemize ve ailemize, içinde yaşadığımız topluma faydalı olacağız. Yani asıl camide bulunmanızın en büyük sebeplerinden biri de dinimizi öğrenirken İyi bir insan olmak, ahlaklı bir insan olmak, topluma faydalı bir insan olmak, ailemize faydalı bir insan olmak. Öyle değil mi? Dinimizi tam böyle dört dörtlük yaşayan biri bir hayvana zarar verebilir mi? Veremez. Başka bir insana zarar verebilir mi? Veremez. Peki başka bir insanın malına zarar verebilir mi? Ondan habersiz alabilir mi? Alamaz. Bakın kötü davranışların hepsi zaten dinimizde yasak. Demek ki dinimiz bize aslında özet olarak iyi bir insan olmayı emrediyor. Öyle değil mi? Çünkü dinimizde namaz kılmak var. Namaz kılarsak kötü alışkanlıklardan uzak dururuz. İşte oruç tutarsak kötü alışkanlıklardan uzak dururuz. Nefsimize yenilmeyiz. İşte mesela hırsızlık dinimizde haram. Yalan söylemek dinimizde haram. Alkol dinimizde haram. Öyle değil mi? Kötü alışkanlıkların hepsi zaten dinimizde haram. Demek ki
çok fazla bir şey yapmamıza gerek yok. Dinimizi yaşarsak güzel bir şekilde zaten iyi bir insan olacağız. Mesela Hayati İnancı duydunuz mu hiç? Ünlü bir konferansçı, o şöyle bir örnek anlatmıştı. Şimdi hep hocalarınız da belki söylemiştir. Sabah namazına kalksak bütün sorunlarımız çözülecek diye bir laf var, cümle var. O şöyle anlatmıştı. Küçükken bir hastalık geçirmiş. Verem. Eskiden veremin de tedavisi yoktu. Bütün doktorlara gitmişler. Artık tedavisi yok. Bu çocuk ölecek demişler. Onlara bir profesör demiş ki, güneş batmadan bir saat önce ve bir saat sonra havadaki ozon oranı artıyor. Çok fazla. Yani ozon ne demek? 3 tane oksijenin bir araya gelmesiyle ozon oluşur çocuklar. Biz zaten oksijen almıyor muyuz nefes alırken? Temiz hava yani. Şurada tutuyoruz. Ne yapabiliriz? Tekme. Şu. Hocam hatırlıyor musunuz?
Şimdi yatırma tekniği. Judo hareketi diyelim. Gel üstüne. Hemen hareketi kullanıyorum. Tamam bakın şunu tutuyoruz. Bunu buradan direkt bu şekilde. Tamam mı? Bu şekil teknik. Evet, bir tekme de gelsin. Sağ ayakla tekme geliyor. Ve teknik de şu teknik. Bakın. Şu. Ayağımı geliyor. Tamam mı? Hocam benim. Buradan tutuyor. Hocam benim. Diğer ayağım sayı var. Diğer ayağım şunlar. Bakın şu. Direkt. Tamam mı? Gitti. Hocam affet. Al. Bu cisim burada var. Ama onu sallamayacağım. Sivrin atan bir şey. Herhangi bir şey olur. Ayağını vermezsen bravo. Geliyor. Hocam abi. Şimdi bir de dönem tekme. Hocam yapıyorum. Dönem tekme de şu çocuklar. Hocam abi. Çok tekme. Şimdi bakalım şöyle. Hocam bir tane. Şöyle geçelim. Bakın tam orada alıyorsun abi. Tekme alıyor. Alıyor muyuz? Tekrar. Gördün mü bu dönem tekme? Bu da zıplayarak oldu. Zıplayarak daha tekme. Şu şekilde. Rakip de hazırsın. Şimdi kalemi bir düzgün tutalım. Bak, kalem ucunu şöyle tut. Şu en altından başlayarak nokta nokta. Hayır bak şimdi şuradan. Şunun içini dolduracağız biz. Tamam mı? Nokta nokta. Dokun. Aynen öyle. Bir sağdan bir soldan şimdi bak. Genişlediği açıda. Geri gitme. Heh. Şunu yapalım. Bir saniye bir müsaade et. Bak şimdi bakarsan. Yakarken korkma. Hiç sıkıntı olmaz. Bak şu şekliyle tamam mı? Bak böyle dumanlar çıksın. Senin üzerinde girmiyor. Fazla bastırarak bir dolgu yap bakayım. Evet. Dolgumuz aynen bu şekilde. Çok güzel. Şimdi bastım. Evet. El sanatlarımız olan ahşap yakmayı ecdattan gelen bir sanat olarak biz de öğrendik. Bizden sonraki neslimizde çocuklarımız bu sanatla yetişsin, büyüsün. Böyle güzel eserler, kendilerine göre güzel, maharetli şeyleri üretebilirler ahşap ve yakma üzerine. Bastır ara. Daha çok bastır. Duman çıksın böyle. Arada şunu bir sil bakayım ucunu şöyle. Şimdi devam edelim. Evet. Şuradan tut bak bu tarafa doğru. Benden tarafa doğru gel. Benden tarafa. Bu tarafa doğru. Buradan, buradan. Buradan benden tarafa doğru. Yavaş yavaş. Ha. Hiç acele etmeden. Bak bunu öğrenirseniz şu kalıbı evet. Yaksın. Evet. Ne tarafa? Hah. Aynen. Yak ya böyle. Yavaş yavaş. Aferin. 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 Ayrı olacak tamam mı? Ama iki dersem herkes biri mesela sen şunla veya şunla eşleşeceksin tamam mı? Dur öyle eşleşme değil. Biraz çember gelişim. Ben elendim. 3. Gel hadi. 1. 2 3 4 5 6 7 O zaman ne yapalım? Biraz burayı tekleyelim. Ne yapalım?
5. Hadi Görkem. Hadi Görkem. Ya! Hadi Enes. Enes atar bu işi. Enes sen bu işi yaparsın. Hadi Enes. Hadi Enes. Hadi Yusuf. Hadi Yusuf. Hadi Yusuf. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Sen at. Hocam kaç kaç. Hadi. İki sabır yeniliyor. Evet. 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 Hocam top tuttuk. Dur. Hocam. Hadi top tuttuk. Ya top tuttuk sizde. Hocam. Hocam top tuttuk. Top tuttuk. İsmini söyle. İsmim Salim. He. Evet 2, 3, 4, 5, 6. Bu nasıl bir var? Evet başka. Şöyle, sonra bu. Evet. Bir de sonra bu. Evet. Sen de hareketini ekle hadi. O alsın, o alsın. O olacak daha. Geldi sana. Arda kapıyı düşünün. Evet ismini söyle şöyle. Evet. Evet 2. Evet. Batrak veya kalkan düşerse rakibe vurmuyorsunuz. İki defa kafaya dokunduran kazanır. Tamam mı? Vurmak yavaş değil, sadece dokunacaksınız. Tamam mı? Şimdi 3, 2, 1, cenk. Vurmak yok, sadece dokunuyorsunuz. Hadi dokun hadi. Yok. Dokunabildin mi? Dur, fazla şey yapma. Dokundu. Dokundu mu? Dokundu. Evet. Dokundu mu, dokunmadı mı? Bir hakem lazım bana. Hakem, hakem. Ben de, ben de, ben de. Hakem. Hakem. Hakem bizim yüzü sporda. Nerede?
Dokundu mu? Dokundu. Mavi bir hadi ayrıl. Amaç ya burada. Amaç hızlı bir şekilde kafaya dokundurma. Mete abi. Kafaya mı dokunacağım hocam? Bir, çek. Kafaya vurmayacağım. Kafaya dokunacağım. Yavaş yavaş ama hızlı değil. Dokundu. Dokundu mu? Dokunmadı. Tamam. Dokundu olmadı mı? Dokunma. Hakem. Dokundu. Kim dokundu? Ben dokunmadım ki. Dokunmadın mı? Ben dokunmadım, değmedim. Nasıl dokunmadı ya? Hakem bak. Değmedim ki. Ama olmaz. Hocam, hocam. Tamam, bir daha. Ayağı tutayım. Çık bak, öyle değil. Şuradan öyle çekeyim. Şöyle Çek. İyice çek. Yavaş yavaş.